اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد salli لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Gül TV izleyenleri Sultan Derneği'nin hazırlayıp sunmuş olduğu ümmet için yaşama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki konuğumuz Sultan Derneği Tefsir Birim Başkanı Sayın Abdullah Ahmet Gürbüz Hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Hamdolsun, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam yakın dönemde Afrika'ya gitmiştiniz. Yurda döndüğünüz zaman sanırım bir hastalık geçirdiniz. Orada bir sinek evet. ısırığından dolayı. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah şifalar versin. Anladım. Şu an hastalık devam ediyor mu yoksa? Yok çok mi? şükür atlattık. İyi elhamdülillah hocam. Allah şükür. Allah razı olsun. Orada Afrika ile evet. alakalı Sultan Derneği'nde çalışmaları var. Siz orada geçirdiğiniz süreyle alakalı evet, Ben size anlatayım başımdan geçenleri. Çünkü zor bir süreçti. Evet. Hepimiz de üzüldük tabii. Özellikle ailelerimiz, yakınlarımız, sizler, hocalarımız. Dualar vesilesiyle döndük diyorum. Çünkü doktor demişti ki, yani biz ilaçları verdik, gerisi Rabbimizin işi olmuştu. Elhamdülillah dualar vesilesiyle iyileştik. Elhamdülillah. Şimdi kardeşlerimiz tabii e, tahayyül etmekte zorlanabilirler. Neyi? Ya biz sinekle olur mu ya bu? Çünkü ben 30 gün hastanede yattım. Evet, evet hocam. Yoğun bakımda ee, yoğun bakım gibiydi. Yoğun bakımlar doluydu orada çünkü şöyle işi kestiremediler. Hmm. Yani bizde sıtma hastalığı oradaki gibi olmadığı için e, bizdeki böyle bir hastalık yani bizdeki grip herkes bilir. Sıtma da orada grip gibi. Herkes biliyor. ha Orada öldürücü bir hastalık değil. Değil. Orada rahatsın. Ama şimdi anlatacağım e, farklı bir boyutunu. Şimdi biz buraya geldik. Dünyada e, ee, en çok öldüren üçüncü hayvan sinek. Allah. Tabii. Ee, ama tabii bunların orana baksak en çok Afrika'dadır. Neden? Şimdi sinek bir şey taşıyor, bir e, virüs taşıyor. Çocuğa bunu enjekte ediyor Afrika'da. Özellikle bataklık olan yerlerde bunlar çoktur. Araştırılabilir. Biz orada şunu gördük yani. Şimdi çocuk orada sıtma. Sıtma ölümcül bir hastalık İlaç kullanması. Evet. Bunlar ne olacak? Diyor ki ya para yok ki. Yani parayla gittiğim bir hastane var. Hmm. İnsanların da parası pulu olmayınca çocuk orada duruyor diyor ki yani ya yaşayacak ya ölecek Allah, Allah. Şimdi hayat bir olasılık üzerine kurulu zaten her an ölebiliriz ama bu olasılık üstüne bir olasılık daha gelince inan hayat yaşanmaz bir hal alıyor. Şimdi sen o anne babanın durumunu düşün yani senin burada evladın hastalanıyor elhamdülillah bir hastane var çocuk hastanesi var özel bir yere götürebiliyorsun çocuk evet. hastanesine. Orada yavrumuz hastalanıyor. Anne babanın elinden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü parayla gidilebiliyorsun hastaneye. Yani bekliyor. Ya ölür ya kalır bilmiyorum ki diyor yani. Böyle çaresiz bir durum. Şimdi böyle bir hastalık bu böyle. Oradaki kardeşlerimiz maalesef parası olan ilacını alıyor, rahatlıyor. Hmm. Biz tabii burada ülkemiz bu hastalığa çok alışık olmadığı için ağır geçirdik. Ama şimdi benim hastalığı bir tarafa bırakalım. Şuraya gel getirmeye çalışıyorum işi. Yani hocam Afrika'da yol yok zaten. Şimdi yolun çok büyük nimet olduğunu ben orada anladım. İnsan bazı şeyleri kaybedince evet, anlıyor. Yokluk zamanında yokluk zamanı yani. anlıyor. Zaten malumunuz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatli olun diyor. Sağlığınız gitmeden sağlığın kıymetini bil. Gençliğin gitmeden gençliğin kıymetini bil efendim. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil diye. E şimdi e, hatta bazı böyle yollar vardı. Ben kendi içimden derdim ki buradayken, Türkiye'deyken ya bu da biraz pahalı mı falan. Hmm. İçimden böyle bir eleştiri yapıyordum kendi kendime. Sonra oraya gidince baktım ki yani buradan Kadıköy'e gidecek kadar bir yol yok. Buradan Kadıköy kaç dakikada gidersin yol boş olsa yarım saat 40 dakika. Orada 4 saatin alıyor. Allah, Allah Yol yok çünkü böyle patur, kütür, oraya gir buradan çık, altyapı yok. Yağmur yağıyor, yağdığı anda kalıyorsun yolda. Çünkü o rogar yok yani aşağı gidemiyorsun yani. Kanalizasyon yok, Kanalizasyon yok, akıntı yok. E kaldın orada da. Yol demek hayat demek. Yol demek ticaret demek. Yol demek hastaneye gidebilmek demek. Yani ben dedim ki orada şimdi burada diyordum ki biraz pahalı falan. O dedim ki ya 100 dolar olsun da yol olsun yani. O dereceye geldim. Gerekirse iki katı para vereyim de yoldan gideyim ya. Ne büyük nimetmiş ya. Yani medeniyet demek yol bir kere. İnsanlara basit geliyor. Hep de aynı şeyi söylüyorsunuz. İşte Afrika'da yol yok ya. <laughs> yol olmayınca hayat duruyor yani. Hiçbir şey yapamazsın ya. Sanırım bir köyde kaldığınızdan bahsetmişsiniz hocam. Evet köyde kaldık orada hocam. Nasıl oldu yani yağmurdan dolayı mı, yoldan dolayı mı yoksa aracınızdan mı sıkıntı oluştu? Bizim gittiğimiz yer Çatla sınırda bir yerde, Kamerun'da bir yerde. Orada sınırdan geçtik. Kamerun'un başkentine 3 gün mesafede uzaklıkta. 3 gün. Kamerun'a bağlı başkent 3 gün uzaklıkta. Ya bu ne demek? Bir yer başkentten oraya ulaşım yoksa, bağlantı yoksa orası atılmış kenara yani. Çok da umurumuzda değil demek. Hakikaten de öyleydi. Biz Çat tarafından oraya geçtik. Köy yolları. Ee, yani şu anda bizim köylerimizde bile yol var. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani Türkiye'de buradan Kastamonu'ya gittiğin zaman İnebolu'ya gidiyorsun. Ta uç bir yer veya Kars'a gidiyorsun. Asfalt bir nimet. Hayatları birbirine bağlıyor. Şimdi orada olmadığı zaman bu. Sen yavrunu hastaneye bile götüremiyorsun. Mesela enteresandır. Benim bu çık çıkarımım bu. Katılabilirsiniz, katılamayabilirsiniz. Mobese çok büyük nimet. Allah Allah. Ben orada anladım bunu. Neden? Çünkü devletin varlığı demek mobese. Bak ben buradayım. Ve izliyorum. İzliyorum. Hmm. Görebildiğim kadar tabii ki kimse. Allah değildir Celle Celaluhu. Yapabildiğim kadar. Yani Başına bir şey gelirse senin evladın, senin hakkını oradan koruyabilir en azından. Der ki bak bu suçu bu işlemiş. Aha mobese, aha teyit, aha kamera. Şimdi bu olmayınca orada suç oranının önüne geçemezsin. Yani anladın mı? Adam Aynen. diyecek ki kimse beni yakalayamaz ki. Ben istediğimi yaparım. Kimse beni göremez. Çünkü bir sistem yok, bir devlet yok, bir nizam yok, bir kural yok. Yani çünkü yolda olmayınca polis niye oraya gelmek istesin yani? Yol yok. Bak ne büyük nimet Mobeser. Ambulans kelimesi. Ambulans, Ambulans kelimesi Bravo hocam. Yani o çocuklar oraya atılmıştı. Benim çok ağrıma gitmişti yani, zoruma gitmişti yani. Çünkü Fransa, ben Etiyopya'da gitmiştim, Kamerun çada da gittim. Fransa, Etiyopya yılda 900 milyar dolar sömürüyor. Hüsamettin Hocam güzel bir şey söylemişti derste. Demişti ki ya 1 milyar dolarını bıraksa ülke ayaklanır. Onu da bırakmıyor. Ulaike kel en'ami belhum adal. Gavurlar diyor allah Teala Tekad Tesazetleri. Hayvandan daha aşağı bunlar. Ancak dalalet için uğraşırlar. Hidayet için değil. İşte biz orada Sultan Derneği olarak 365 gün et kesiyoruz. Maşallah. Rabbimize şükürler olsun. Kurban faaliyetleri. Kurban faaliyetleri yapıyoruz. Hangi bölgelerde hocam Sultan Derneği? Özellikle Çat bölgesinde ağırlıkta olmak üzere ve Uganda ülkesinde Enjamine bölgeleri var efendim. Abeşe bölgesi var Çat'ta. Yani uzak Libya tarafına doğru çöle doğru gidiyorsun orada ama orada da hayatlar var. Efendim e, tabii insanlar ya böyle et kesiyoruz ne oluyor vesaire. Ya demin bir şey konuştuk. Tebliğ yapma metodu konuşmuştuk. Evet bundan önceki haftalarda oraya da bağlantılı girift olması lazım. İnsanları hidayete İslam'a çağırırken kuru kuruya çağırmamak lazım. Hmm. Şimdi biz öyle şeylere şahit olduk ki o köyde, köyde, beldede 80 kurban kestik mesela efendim. İnsanlar akın akın Müslüman olmaya başladılar. Allah Allah. Şaşırıyor adam. Diyor ki Allah Allah. Bu beyaz diyor bu. Bu beyaz bir adam diyor. Ve bu benim kanımı sömürmüyor diyor. Bana ikram ediyor. Bana ikram ediyor ve karşılığında evladımı çalmıyor benden diyor. Yani ben buradan bizi izleyen kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, artık gözlük takmanın vakti geldi. Hakikatleri görmenin vakti geldi. Düm düz düz kitaptaki gibi durmuyor bazı şeyler hayatta. Fransa milli takımına bakın. Almanya milli takımına bakın. Burada beyaz insan bulamazsınız. İspanya'ya bakın. Neden? Hep sömürü hocam. Hep sömürü. Almış çalmış getirmiş, almış çalmış getirmiş, almış çalmış getirmiş. Annesinden uzaklaştırsam acaba hakkına girer miyim? Bu çocuğu ben buradan alsam sırf Hristiyan yapmak için, gavur yapmak için, zulmetmek için çalıp çalıp getirmiş. İşte yeni işte giden ölen birinin eski görüntülerini görüyoruz dünya liderlerinden. Evet, evet. İnsanlara nasıl davranıyor onlara böyle yani hayvandan daha aşağı görüyor onlar. Hayvan kuş besler gibi. Kuş besler gibi bravo evet. hocam yani kafesteymiş bu insan ya bu insan allah Teala ve kerramna beni Adem diyor. Biz yüce kıldık. Onlara hürmetli kılman gerekir diyor ama bunlar tamamıyla karşı tarafı sömürme. Ondan çalma. Aman bir şey öğrenme. Aman bir şey yapma. Mesela biz oradayken ülkemizde alakalı bazı devlet başkanlarının bağlantıları vardı. Silahlanma üzere. Hemen orada suikastler düzenlendi o başkanlara. Allah, allah. Tabii ki yani gözünü açmasını istemiyorlar. Biz Ülkemiz olarak ve Sultan Derneği olarak oradaki kardeşlerimizin gözünü açıyoruz. Hakikati göstermeye gayret ediyoruz. İş et değil. Kuru kuruya bir kurban yok. Ya. Heh, kuru kuruya bir kurban yok orada. Onu verip orada yoksa biz şu anda çatta cami bitirdik. Maşallah. Elhamdülillah. Allah nice camiler nasip eylesin. Amin, amin. Ve şu anda orada kız erkek medesesi. Türkiye'de İstanbul'da yaptığımız aşevi çalışmasını aynen çatta devam ettiriyoruz. Oradaki kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim dağıtımları, kuyu açmaları... Yani bir sudan ne olur? Ya su hayattır ya. Evet. Sen o adamı doyuramazsan, sen o adama destek olamazsan kendi dediğini nasıl anlatabilirsin? Bir kere doymayan adamın kafası çalışmıyor. Tabii. Ayağı tutup nasıl ayağa kaldıracaksın? Nasıl ayağa kaldıracaksın? Evet. Karşısındaki onu nereye çekerse oraya gidiyor. Bazı yerler var. İnsanlar hangi yılda olduğumuzu bilmiyor hocam. Oldu. Tabii kaç yılındasın diyorsun bilmiyorum ki diyor. Hayattan kopmuş. Böyle iş olur mu? Oluyor işte. Böyle insanlar var. İşte bizim derdimiz buradaki kardeşlerimizi uyandırmak. Onlara hakikati göstermek. Neden? Adam diyor ki ya bu geldi. Burada bize kurban kesti. Bizden para da istemedi. Ya bedava dağıtıyor bize bu. Yani onun mantığıyla bu deli olması lazım. Evet. Ya da işte asıl hakiki din demek ki İslam'mış ya. Bugüne kadar Hristiyanlar bizden sadece çaldı. E bunlar baksana ne para istiyor ne çocuğumu istiyor. Alıp götürüyor sömürüyor. Sadece ikram ediyor. Sadece ikram ediyor. Ve benim gözümü açıyor. Olsa olsa hak din İslam olur diyor ve Müslüman oldular. Allah. Bir kurban kesimine 80 kişi Müslüman oluyor. Bunlar var var. Bunlar hayatı gözümüzü açmamız lazım. Bize dayattırdıkları hayatın tam tersini yaşayanlara şu anda maalesef insanlar hayranlıkla bakıyorlar. Adam bize bir şey dayatmış tam tersini o yapıyor aslında. Bize yasak etmiş tam tersini o yapıyor. Krallıklar, muraklar gibi. İncil'i e el basarak başkanlığa başlamak gibi. Buralarda bunları konuşamazsın. Evet. Mümkün değil. Aslında efendim bunlar Müslümanların, İslam aleminin gözü açılacak da bizim bu sistemimize çomak sokacaklar diye korkuyor bu gavurlar. Bizim derdimiz Sultan Derneği olarak Afrika'da neden bulunuyoruz biz? Sadece kuyu, kuru kuru et değil. Bunun yanında insanların eğitim seviyesini yükseltmek adına, orada bir şeyler başarmak adına bunları yapıyoruz. Allah razı olsun. Allah-u Teala bizleri muvaffak eylesin. Amin, Allah, Tabii Allah razı olsun. Tabii su çok önemli. Buradan da teşvik etmiş olalım kardeşlerimizi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe-i kiram geliyor. Diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem annem vefat etti. Onun arkasından ona nasıl bir hayır yapabilirim? Buradan da e, ölüye hiçbir faydası olmaz diyen bazı akide olarak sorun yaşayanlara bir cevap olsun evet. bu. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki en faziletli annen arkasından en faziletli sevap tavsiye ediyor. Hayvanlara ve insanlara su vermendir. Bakın ne kadar önemli bir şey. Yani vefat etmişlerimiz var evet. Onlara sevap gitmesini istiyoruz. Efem Savaş sen bir adres gösteriyor. E, sen bunu Türkiye'de yapamazsın ki. Ya Allahımız Celle Celaluhu bize büyük nimet vermiş. Evet. Biz Giresun'a gittik, Sizle de beraber müşahede ettik. Evet, evet, Karadeniz'i evet. gezdik. Ee, Kastamonu'ya ben geçen gittim. Ya dağdan su geliyor. Nasıl geliyor? Kim getiriyor? Bitmiyor da o su yani. Akıyor da akıyor. Giresun'un her tarafından pınarlar. Evet, İstanbul, Türkiye'de. Yani ben iddia ediyorum. Türkiye'de son 20 yıldır. Haklı bulabilirler, haksız bulabilirler. Bir bardak su için kapışan birini gördünüz mü? Yok. Ya ben görmedim. Böyle bir şey yok. Hocam. Böyle bir şey yok. Evet. Musluklarımızdan akıyor rahatça. Ee, efendim, yani hiçbir yer bizim köyde mesela Kayıştandan su geliyor bize. Bedava yani. Dolduruyorsun götürüyor. Biz yıldağıdır doldurup götürüp içiyoruz Kayıştandan. Allah'ın suyu. Yok. Ben orada 40 yaşında bir adamın, bir bardak su için birbiriyle kavga ettiğini gördüm. Allah. Yani bize su getirmişlerdi. Biz oradaki suyu içemedik çünkü. Bir de onu da söyleyeceğim. Yani olasılık üstüne olasılık diyorum ya. Su tifolu. Tifo mu tefo mu tifo mu ne işte bir hastalık var orada. Ne Biz içemiyorsunuz. Biz içemiyoruz. E, o yerel halk orada. Yerel halk bağışıklık kazanmış ona. Allah. Ama belli bir kısmı çocuklar kazanamamış. Adam diyor ki ya bu çocuk bu suyu içiyor ya. 5 yaşına kadar yaşadı yaşadı. Yaşamadı büyük ihtimal gidiyor diyor. Ölüm oranlarına bak, sudan ölüyorlar ya hocam ya böyle ya su yok ya temiz su yok, arıtma yok, sistem yok, hiçbir şey yok. Yani yok yok diyor ya sofrada yok yok diyor burada yok var, burada yok var, her taraf yok. Efendim, su getirdiler biz dışarıdan hani içemiyoruz çok uzaktan buldular falan böyle bir hani misafiriz bir haftalık, onlar da hürmet etmeye çalışıyor bize. Biz de hani dedik yani içtik verebilirsiniz dedik ama nereden dedik yani Eyvah. adam bir. Acayip bir hal ya. Ben şok oldum ya. Yani orada 40 yaşında adama ben bizzat yaşadım bunu. Ceviz götürmüştüm yanımda kuruyemiş. Adam dedi ki bu ne? Cevizi bilmiyor adam. İlk defa adam. İlk yaşıyor. defa acayip. 40 yaşında bir adam ya. E şimdi kardeşim biz buraya destek olmayacak. Ne yapacaktık yani? Allah'a nasıl hesap verecektik biz bu kadar? Herkesin kendine göre bir birikintisi, bir nimeti var. E ki ülkemizde gerçekten nimekler var. Evet hayat pahalıyla karşı karşıyayız. Evet biz çevremiz zaten yurt içinde desteklerimiz var Sultan Derneği olarak. Evet. Ama biz bunu paylaşmayı da biliyoruz. Ülke Müslümanlarını da dünyadaki Müslümanlarla da bunu paylaşmayı biliyoruz. Çünkü buradaki bir kalkınma sadece ülkeyle bağdaştırırsan sen dünyaya İslam'ı yayamazsın. Bir kalkınma olacaksa her taraftan olacak. Çok Allah da bize bir nimet vermiş. Ülkemize bir nimet vermiş. Bir vakar vermiş. Biz bunu istemedik. herkes yani. bizi abi olarak görüyor. Evet, evet. Hoş geldin diyor, sarılıyor. Biz bunu istemedik. Kimseden siparişte de almadık. Sipariş de vermedik yani. Bir şey yapmadık yani. Dolayısıyla Allah bize bu vakarı verdi. Allahü Teala bize bu abiliği verdiyse biz bunun hakkını vermeye çalışan güzel derneklerden bir tanesiyiz. Eyvallah. Sultan Derneği olarak Allah Celle Celaluhu nice su kuyularını Bizi izleyen, destekleyen, destekleyen kardeşlerimiz vesilesiyle açmaya bize nasip eylesin. Amin. Amin hocam. Rabbim Celle Celaluhu siladene razı olsun. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Değerli izleyicilerimize de bir hatırlatmada evet. bulunalım. Bu e, kuyuyla alakalı iletişime geçmek isterlerse sultander.com üzerinden internetten ulaşabilirler veya 0506 133 0617 numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Oradan desteklerini iletebilirler hocam. Allah razı olsun hocam. Yurt dışı ile alakalı e, hatıralarınızı anlattığınız evet. anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Yurt Allah içine dönecek olursak hocam. Sultan Derneği'nin evlendirme faaliyetleriyle alakalı arkadaşlar az önce size bir not verdiler. Evet. Sayılar nedir hocam? Yani yurt içindeki... Valla sayılar çok mutluluk verici. Bizim tebessümümüze vesile olan sayılar hakikaten. İsmail hocam başta olmak üzere Sultan Derneği bu konuda çok hassasiyet gözetiyor. Hoca efendilerin evlenmesine efendim. Çünkü evlilik Şeytan bizim en büyük düşmanımız. İnnehu lekum aduvun mubin. Ayet-i evet. sabit. Şeytanın böyle arkasına bakmadan kaçtığı, perişan olduğu, kafasına topraklar saçtığı anlar vardır. Mesela onlardan bir tanesi Besmele-i Şerif ile Fatiha-i Şerif indiği zaman şeytan kudurdu. Allah. Eyvah dedi yani. Çünkü Fatiha-i Şerif'e ulema buyuruyor ki İsmi Azam. Onunla yaptığın bütün dua kabul olur. Hastaysan şifa bulursun. Efendim. Bir de şeytan ezan okunduğu zaman çok kudurur, perişan olur. Müslümanlar safa girdiği zaman birlik olduğu zaman ve bir Müslüman evlendiği zaman. Bir Müslüman evlendiği zaman çünkü dininin yarısını tamam eder. Şeytan kudurur. Şeytanın kudurduğu iş bize şereftir. Hmm. Biz bu yolla, bu mantıkla ihtiyaç sahibi olan hoca efendiler, kardeşlerimiz varsa onlar bize dediler, diyorlar ki biz evlenmek istiyoruz. <laughs> evet. Elinizin altındakileri, gençleri, kızları, oğlanları, erkek çocuklarını evlendirin. evlendirin. Evlenin demiyor. Evlendirin. Bu hayra vesile olun. Çok güzel bir yere değindiniz hocam. Yani evlenin emri yok da evlendirin emri var. Yani evet. oradan yaklaşacak olursak bu bir e, bizim üzerimize yüklenmiş bir vazifedir aslında. Kesinlikle. Doğru. Evet. Çünkü bir kardeşimiz gelse ben evlenmek istiyorum ama kimse bana destek olmuyor. Ben Allah için bir yuva kurmak istiyorum. Yoksa harama düşeceğim dese bu vebal herkesedir. Aynı cenaze namazı gibi. Kılmazsanız, hiç kimse kılmazsa. Herkesin herkese bir vardır. vardır. Bu vebal herkesedir. Bunun mesuliyetini biz nasıl alabiliriz yani? Aslında Sultan Derneği olarak biz kardeşlerimizin evlenmesine vesile olarak toplumdaki, içtima hayattaki insanlarda bir yük kaldırıyoruz. Aynı ilmi çalışmalarımızdaki gibi. İlimli farz-ı kifayedir. Yaptığımız Harbi. zaman kalkıyor fıkıh mesela. Evet. Burada da bu yol var. 418 kişi. Maşallah. Ya bu ne demek? 418 yuvaya Sultan Derneği evlenme desteği sağladı. Evlilik desteği Vesil sağladı. Vesile oldu. Çok büyük bir iş bu. Şimdi evlilik basit bir müessese değil. <Sessizlik> en nikahü sünneti femen an sünneti feleyse minni buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nikah benim sünnetimdir. Aslında oradaki sünnetimden kastı yolumdur. Hmm. Çünkü bazı rivayetlerde yani on şey fıtratlandır diye alışverişe evet, geçiyor. Evet. Onlardan bir tanesi nedir? Evlilik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin çokluğunuzla övünüyorum. Evlenmenizle, çocuklarınızla övünüyorum buyurunca evlilik teşvik edilen bir müessese olmuş evet, oluyor. Evet. Bakın evlilik Kabe gibidir. Yani Kabe'de temizlenirsiniz. Bir yaptığınız bire yüz bin, bire on bin çarpılır ve günahlarınızdan arınırsınız. Evlilik de böyledir. Bir hanımefendi diyor kocasına... Allah için seni seviyorum diye bir zeytin verse günahları dökülür diyor. Allah Allah. Böyle bir sistemdir bu. Yani evlilik büyük bir müessese ve e, vatana, millete, dinimize, bayrağımıza adam yetiştireceğimiz, daha sağlam yarınlara çıkacağımız bir müessesedir evlilik. Sen o evliliğe önüne geçip özgürlük adı altında yani e, hayatınızı yaşayın ya gençsiniz, bu propagandalar yapılırsa aile müessesesi çöker. çöker. Bakın Avrupa'da şu an evlenin ben size para verin diyor. Evet. Avrupa bunu teşvik ediyor. Niye? Avrupa akıllı. Çünkü diyor ki ulan nüfus düştükçe ne yapacağız? Nüfus düştükçe ordu düşüyor. Gücümüz kalmıyor. Yok, İnsan yok. kullanamayacağım bu sefer diyor. Kalkınmayla alakalıdır insanın yükselmesi. Aslında nikah böyle sadece işte düğünde hoş iyi Efendim sarılalım, beraber bizi kutlayalım değil de nikah ülkeye müdahaledir aslında. Bunu iyi manada söylüyorum yani. Çünkü senden bir nesil gelecek. O nesili de güzel yetiştirirsen ve o müesseseyi kurabilirsen çünkü bir çocuk en kötü e, hali ailesinden eğitim almadığı haldir. Çünkü başı boş olabilir. Şimdi baba bir şey anlatmazsa, anne yani bir şey anlatmazsa, şey anlatmazsa evet. veya işte yavrularımız bazen maalesef oluyor ayrılmak durumunda kalıyor anne baba. Çocuk daha küçük. 10 gün orada duruyor, 10 gün orada duruyor, annesi başka telden çalabiliyor, babası başka... Allah onları da ıslah eylesin, evlatlarımızın bahtını açık eylesin, Amin. dua ediyoruz. Ama bunlar gerçek. Yani evlilik müessesini ayakta tutmazsan, yanlış işler, haram işlere insanları teşvik edersen, bu sefer aile eğitimini veremeyiz. Sosyal bilgiler dersinde temel kuraldır bu. Aileyi düzgünleştirirsen toplum düzelir. Yok. Toplum düzelirse devlet düzelir. Aile bozuksa devlet bozuk Aile olur. Doğru. Millet bozuk olur. Vatan bozuk olur. Bu gerçektir yani. Dolayısıyla biz Sultan Derneği olarak kardeşlerimiz bizden destek talebinde bulunduğu zaman biz sadece onların yuvasına değil ülkemize destek olmuş oluyoruz. Vatan müdafası. Vatan müdafası bravo yapmış oluyoruz. Ülkemizi savunmuş oluyoruz. Çünkü bu özgürlük denen propaganda'nın sınır yok. Yani istediğini yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin ama bazen Örfüne bile uymayan şeyler yaparsın. Bu sefer karşısındaki adam dersin ki sana yakışıyor mu yani bu örfümüze, annelerimize bu hareket yakışıyor mu? Canım böyle istiyor diyor adam. Yani özgürlüğün sınırı yok. Halbuki neydi? Senin özgürlüğün benim özgürlüğümü kısıttan yerde biter. Evet oraya kadar. Şimdi ben ahlaklı bir nesil yetiştirmek istiyorum. Ben o kardeşlerimiz çok kötü demiyorum. Allah hepsini ıslah eylesin. Aa. Ama bir çocuğun en önemli eğitim dönemi ailedir. Sen ona orada İslam'a hadim olmasını, vatan sevgisini, bayrak sevgisini verirsen bu vatan daha kuvvetli, daha sağlam olur. O yüzden biz Sultan Derneği olarak evlilik müessesine çok önem veriyoruz. Kardeşlerimizin harama düşmemesine önem veriyoruz. Her ne yapılacaksa meşru dairede, helal dairede yapılmasını istiyoruz. O yüzden gayret gösteriyoruz. Yani sadece iş çıkıp kürsüye böyle yapın, Helaller budur, haramlar bu, kesildi kabul etmiyorum ya tamam ama imkan yok nasıl evlenecek? Evet, bir çözüm yok. Bir çözüm yok yani. Evet. Söylemek kolay. Peki çözümü ne? İsmail Hocamın güzel bir lafı vardır yani. Sorun üretme. Çözüm üret, çözüm. Çözümü, çözüm. Hep bize öyle söyle. Çözüm ne? Biz de dedik ki çözüm bu yükün, bu taşın altına elimizi koymak. O dertle dertlenmek, o kardeşlerimize evliliğine destek olmak. 418 kişi ne demek ya? Maşallah hocam. 418 yuva yani her birine 3 çocuk 5 çocuk olsa çarptığın zaman büyük bir rakam çıkıyor. Ve bu durduğumuz yer değil. Devam edeceğimiz yani. Şu anda 418'deyiz. Bugüne kadar evlendirdiğimiz, evlilik desteği sağladığımız kardeşlerimiz. inşallah bizi dinleyen kardeşlerimizle bizim derdimize ortak olurlarsa bu sayıyı neden olmasın? Bir senede aynısını yakalıyor. İnşallah. Neden olmasın? 4 bin lira, 40 bin lira inşallah hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Alimet olmak lazım. Sizden ee, Allah razı olsun. Bu konuyla duyarlı olan izleyicilerimiz için de hatırlatmış olalım. Sultan Derneği üzerinden veya 0500 633 0617 numaralı WhatsApp hattından bizlere bu konuyla alakalı iletişime geçebilirler hocam. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, son olarak Çarşaf-ı Şerif e, dağıtımıyla ile evet. alakalı bir hizmeti var Sultan Derneği'nin. Bununla alakalı hocam e, düşüncelerinizi alalım ve programı sonlandıralım hocam. Elhamdülillah Sultan Derneği e, konuşuyoruz, anlatmaya gayret ediyoruz. Her yaptığımız için Kur'an-ı Kerim'de bir yönü ve bir desteği var. İtimadımız Kur'an'a'dır, dinimizin İslam'a'dır. Duvara dayanmıyoruz, ulemaya dayanıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kurallarına dayanıyoruz. İşte onlardan bir tanesi çarşafı şerif. Ee, Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimede Estaizu billah Ya eyyuhen Ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kul, buyur söyle Li ezvacike eşlerine işte bazıları diyor ki bak eşlerine söylüyor. Bitti mi bitmedi. Ve benatike kızlarına nokta mı değil virgül. Ve nisa il müminin, ve mümin kadınlara söyle yudnina aleyhinne min celabibihin. Şimdi bu Ahsap suresi 59. ayeti kerime. Kardeşlerimiz bütün tefsirlere bakabilirler. İlk dönem tarihine bakabilirler. Abdullah bin Abbas efendimiz radıyallahu anhuma. Abdullah bin Mesud efendimiz radıyallahu anhuma. Açsınlar, baksınlar. Buradaki cilbap ne demek? İddia ediyorum yani. Açsınlar, baksınlar tefsirine. Çünkü Kur'an'ın neye ihtiyacı var? Bir tefsire ihtiyacı var. Evet. Benzenle ile ki zikrele tebeyin el insanlar <laughs> buyuruyor. Rabbimiz Celle Celal. Biz sana bu Kur'an'ı niye indirdik? Açıklayasın diye. Bakın bu ayet-i ayetin tefsirinde şunu bulacaklar. Bu ayet indikten sonra Ayşe annemiz buyuruyor ki Medine karga gibi simsiyah diyor. Ne demek? Herkes çarşaflıydı. Hmm. Hatta Ayşe annemiz o kadar yapıyordu ki bazen tek gözünü açık bırakıyordu. Allah Burayı da kapatıyordu. O kadar kapatıyordu. O kadar kapatıyordu. Yani bu örtünme ayeti, cilbab dış kıyafet demektir. Hakkı ortaya koyalım. Yanlış yapabiliriz. Biz kimseye kızmıyoruz. Kimseyi haşa haşa haşa. Kafir ilan etmiyoruz. Gayri namus ifade etmiyoruz. Haşa haşa. Altını içsek haşa. Ama hak olanın çarşaf olduğunu kabul edelim. Yanlış yapabiliriz. Yani. Yapabiliriz. Yani cilbabın tefsirini bu olduğunu kabul edelim. Bütün tabi'ini, sahabe-i kirama baktığınız zaman bunu gösterir. Hatta sorulduğu zaman ulemaya, Ashab-ı kiramdan bazı kimselere, tabi'inden bazı kimselere alırlardı böyle kara çarşafı. Sararlardı işte Allah'ın 59. ayet-i kerimede bahsettiği çarşaf budur derlerdi. Hmm. Siyah. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz demek ki Sultan Derneği olarak? Allah'ımızın bir emrini, bir ayet-i kerimesini yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. Efendi Hazretlerimiz derdi ki bir hanımın cennete girmesi için çarşaf yeter derdi. Ona sabır Kolay iş mi yani? Hmm. Yani yazın simsiyah. Çarşaf var. E sıcağı çekiyor. sıcağı çekiyor. E üstüne şimdi sen bir daha mont giyemiyorsun kışın. Yani her taraftan sıkıntılı bir gözüküyor. Ama şunu unutmayalım. Dünyadaki çektiklerimiz ahirette çekeceklerimizden ehvendir. Ahirette yine aklımızın almayacağı hem güzellikler hem azap vardır. Dolayısıyla dünyada bazıları Allah için sabredersek ahirette büyük mükafatları var. İnşallah. İnşallah Allah Ve şu ana kadar... Böyle bir müjde de kardeşlerimize vermiş olayım. Çarşafı şerif büyük. Yani bak çarşafı şerif diyorum. Büyük iş. Büyük iş. Dini şiarlarındandır. Kardeşlerim. 14.400 adet Sultan Derneği olarak Maşallah. şu ana kadar çarşafı şerif dağıtımı sağladık. Türkiye'nin dört bir yanına. Giymek isteyen kardeşlerimize. Özellikle ilk defa giymek isteyen kardeşlerimize. Çarşafı şeriflerini biz gönderiyoruz. Destek oluyoruz. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimiz de. Yani giyemeyebilir. Evet. Anlıyorum. Nefsine ağır gelebilir. Bir şey demiyorum. Demiyorum derken haram olduğunu kabul ediyorum. Evet. Ama kimseyi haşa bak yine söylüyorum. Kafir ilan etmiyorum. Gayrı namusi ifadesini kullanmıyorum haşa. Bir yanlış doğruyu ortaya koyalım. Evet bir yanlışı doğruyu konuşalım. Allah razı olsun hocam. Ama giyemeyebilirsin. Giyecek bir aday var. Bir de ona destek olursan Allah senin o sadakandan ötürü kalbine çarşafı şerif sevgisini vallahi verir billahi verir. Sen ona bir destek ol. Bak Allah sana kapıları nasıl açıyor. Çünkü biz bunu görüyoruz yani. Bir sadakayla ne olacak deme. Bir destekle ne olacak deme. Bak ben çok kısa bir şey anlatayım. Evet, bu konuyu bitirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarşıya çıkıyor. Cebinde 8 dirhem parası var. Efendim gömlek alacak. Efendim sallallahu aleyhi ve beyaz gömleği çok severdi. Allah. Çok severek giyerdi. En sevdiği odur. Sünnettir beyaz gömlek giymek. Efendim <laughs> 8 dirhemle yolculuğa çıkıyor. Yolda bir kızcağız görüyor. Ağlıyor. Dedi ki neden ağlıyorsun? Dedi ki beni ailem pazara gönderdi. 2 dirhem para verdiler bana. Ben o parayı kaybettim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki al sana 2 dirhem destek. Sadaka verdi ona. Kızcağızı gönderdi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam 4 dirheme bir gömlek satın aldı. Sonra bir yolda biri gördü. Yaşlı bir erisi. Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki ya Resulallah sen beni giydirsen de Allah da seni cennet cübbelerinden giydirse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi dayanamadı. Verdi ona evet. gömleği yani. O da gömlek gitti. Kaç para gitti? İki oraya sadaka. Dört, dört dirhem gömleği. Altı, dirhem gitti. kaldı 2 iki dirhem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine gömlek almak istedi. Seviyor gömleği. Gitti iki dirheme bir gömlek daha aldı. Allah Allah. Sekiz dirhem bitti. Sonra bir de baktı ki orada o kızcağız ağlıyor. Dedi ben sana para verdim. Sen hala niye ağlıyorsun? Dedi ki ya beni gönderdiler ama cariye. O evin cariyesi. Evet. Çalışanı. Ama dedi geç kaldım ya bana kızarlar diye korkuyorum, ağlıyorum dedi. Gel dedi, ben seni götüreceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem götürdü kapıya. Selam veriyor, ses yok. Selam veriyor, ses yok. Muhammed Ben Muhammed'im selam veriyor, ses yok. Meğer içeridekiler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesini anlıyorlar. Ama diyorlar ki selam duadır. Bir peygamberin duası üç kere gelsin diye cevap da vermiyorlar. Yani. Allah Allah oradan da şey ya, yani. Bereket olsun diye. Be. Yani bazı tevessüle inanmayan gruplara doyurulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sesi bereket olsun diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi buyurdu ki ya ben sizi çağırdığım zaman icabet edin. Yani onlar tabi bunu aşkla yaptıkları için belki mazur görülebilirler. Evet. Yoksa peygamber icabet ettiği anda namazlı da olsan icabet edeceksin yani. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kızcağız böyle böyle üzülmüş. Dedi bunu alın dedi. Ya Resulallah senin hürmetini ona da hür kıldım dedi. de onu hür etti azat et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Rabbi nelere kadirsin. Sekiz dirheme bir peygamber giydirdin bir uryanı çıplağa giydirdin. Bir yavrumuza iki dirhem oldu ve onu hür ettin. Hür ettim, ya, bir sadakaya neler olur? Ne kadar kazançsın? Ne kadar kazanç? O yüzden bir çarşafı şerif ne olacak deyip geçme. Sen birini giydirirsin o çarşafı. Efendim Allah sana ne kapılar açar? Allah bizi dinleyenlere, destek olanlara, muhabbet besleyenlere cümlemize, cümle ümmet-i Muhammed'e hayırlı kapılar ihsan eylesin. Abi, abi Bu hocam. hizmetlerimizi daim, devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun. Sizden de çok Allah teşekkür razı olsun. ederiz. Olun, ee, teşrif ettiniz, yoruldunuz. Sağ olun, biz Allah şeref duyduk. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, çok Allah sağ olun razı hocam. olsun. Sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz, e, sizler de Sultan Derneği ile alakalı bilgi edinmek, destek olmak isterseniz 0506 133 0617 numaralı WhatsApp hattından اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد الاشجار ومياه